akşamlar değerli izleyenler. Yine yeni konuklarımla, yeni bir konuyla karşınızdayım. Konuklarımı tanıtmadan evvel huzurlu ve mutlu bir ülke diliyorum. Tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ve bugünkü konum eğitim koçluğu, motivasyon. Bununla alakalı da çok değerli iki tane genç arkadaşım var, konuklarım. Güzel bir söyleşi olsun diliyorum. Evet, konuklarımı tanımak istiyorum. Buyurun. Merhabalar, ben Özkan Kurt. Fen bilimleri öğretmeniyim. Özel bir kurumda çalışıyorum. Yasemin Güler, özel bir etüt eğitim merkezinin müdürüyüm. Aynı zamanda Türkçe ve İngilizce öğretmenliği yapıyorum. Ordu Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları ana bilim dalında yüksek lisansımı tamamladım. Bu şekilde... Bayağı çok çaplısınız maşallah. Evet, teşekkür ederim. Evet, vizyonumuzun geniş olması lazım eğitimci olarak. Evet, komple olmak her zaman, her konuda, hayatın her evresinde... Mutlaka araştırmak ve hayatın bir yerinden bir şeyler kapmak çok önemli bu noktada. Başarılarınızın devamını kat kat artmasını diliyorum. Böyle genç nesillerin hakikaten üzerine bir şeyler koyarak, özellikle eğitimde yürümesi bu gelecek eğitim nesillerinin iyi bir yerlere geleceğini gösterir. Kesinlikle güzel bir eğitim. Çocuklarımızın güzel zeminlerde, eğitim zeminlerinde büyürse güzel olur. Konumuz dedik motivasyon, eğitim koçluğu. Ülkede çok yeni bir konu bu, biliyorsunuz. Geçmişi çok az. Konu başlığı bunu seçtiniz ya da seçtik. Güzel bir söyleşi olacağını düşünüyorum. Benim de kısmen hani dahil olabileceğim ya da uzmanlık alanıma iyi gireceğini düşünüyorum. Birlikte sohbet edeceğiz. Ama ben size sormak isterim. Eğitim koçluğu ve bu işte yaşam koçluğu, hepsi paralel gider ama işte eğitim sektöründe olduğumuz için eğitim koçluğunu konuşacağız. Nedir ülkemizdeki geçmişi, zemini, gidişatı ya da doğru yanlış nedir Yasemin Hocam? Eğitim koçluğu aslında 2000'li yıllardan sonra ülkemize popüler olan bir sektör. Öğrenciyi daha iyi tanımak, öğrenciyi analiz etmek noktasında hepimizin başvurduğu bir alan. Tabii ki şöyle bir durum var. Türkiye'de eğitim sisteminde belki bu konuda biraz daha pasif bir rol oynayabiliriz ama Avrupa eğitim ülkeleriyle karşılaştırdığımız zaman özellikle Finlandiya gibi bu ülkelerde eğitim koçluğu üzerinden bir yol izlenildiğinde başarının daha yüksek olduğunu görmekteyiz. Eğitim koçluğu sadece akademik başarının en üst seviyede olmasını sağlamak değil, aynı zamanda öğrencinin ruhsal, psikolojik durumunu da en maksimum noktada görebilmek çok önemli. Yani eğitim koçluğuna biz önem vermeliyiz ülke olarak. Tamam, 2000'li yıllardan itibaren popüler olan bir sektör diyoruz ama umarım geleceği şu an zaten çok parlak görünüyor ve ben bunun 15-20 yıl sonrasını ciddi anlamda eğitim sektöründe çok büyük katkıların olabileceğini görmek istiyorum. Ve böyle düşünüyorum. Özkan Hocam da eminim bu konuda bana katılıyordur. Kesinlikle öyle. Buyurun hocam. Sizin fikrinizi de alalım. Eğitim koçluğunda şimdi her öğrencinin sonuçta öğrenme şartları farklı. Bunlarla biz birebir ilgilenmemiz gerekiyor. Bir öğrenci dinleyerek, diğeri yazarak en basit şekilde öğrenebiliyor diyoruz. Bunları şimdi her öğrenci, Einstein'ın bir sözü vardı. Balıktan biz ağaca tırmanmasını bekleyemeyiz diye. Şimdi her öğrenciden farklı özellikler bekliyoruz. Ve onların yine motivasyona bağlayacağım şu anda ama bir şekilde motive edip hiçbir öğrencinin başarısız olmadığını onlara ispatlamamız gerekiyor. Eğitim koçluğunu o zaman kim yapmalı? Hani şimdi burada kurumların eğitim sektörünün rehberlik öğretmeni diye bir birimi var. Aslında şöyle bir şey Yeşim Hanım, eğitim koçluğunu alanında uzman olan bence bütün eğitimciler yapabilir. Yani öğretmen niteliğine sahip olan, zaten öğretmen demek ufku geniş olan demek. Yani öğrenciyi psikolojik olarak tanıyan, onu analiz eden ve karakter noktasında onu bir şekle sokan demek. Hep ben şunu söylerim, çok güzel bir kitap vardı, etkilenmişimdir. Hayalleri planlara, planları gerçeğe dönüştürebilen insan hayatınıza koçtur, size yön verendir. Yani bu özellikle işte eğitim koçudur ya da yaşam koçudur ya da bu anlamda böyle bir etiketle ya da böyle bir eğitime çıkmak yetmez. Doğru Tabii mudur? Ki yetmez. Yani biz şimdi şöyle bakıyoruz. Tamam, eğitim koçu diyoruz ama biz öğretmenler de birer koçuz aslında çocuklarımızın Bence. Hayatında. Aslında sözünüzü bölüyorum. O zaman ilk koç anne baba. Tabii ki. O zaman eğitim koçu anne baba diyebiliriz ilk başta. Evet. Ondan sonra öğretmenleri düşüyor. Yani bence önemli olan anne ve babadır. Eğitim koçluğu. O zaman eğitim koçluğu adına bu nasıl bir meziyetse, nasıl bir eğitimse, nasıl bir öğretiyse bunu gerçekten anne olmaya, baba olmaya karar veren bir insan
en başından bunu yaparsa, öğretmense ya da hangi mesleği yapıyorsa, işte sonuçta bir inşaat mühendisi de olsa, mimar da olsa, yanında çalışan personeline bile nasıl davranacağını biliyorsa iş başarısının artacağı anlamına gelir. Evet. O zaman hakikaten koçluk anlamında bakıldığında hani bunu şu yapabilir, bu yapabilir diye ayırmamak lazım. Kesinlikle diyorum ya, aslında biz bütün öğretmenler, ister branş öğretmenleri olalım, ister rehber öğretmenler olalım, her çocuğumuzun koçluğunu üstlenmek durumundayız. Mesela ben şu an 6-7 tane danışman, şu an danışman öğretmenliğim de var aynı zamanda. 6-7 tane öğrencim var. Onları karşıma aldığım zaman ben onları sadece sınav sonuçlarınıza getirin, ben sınav sonuçlarınıza ilgilenmek istemiyorum. Sadece sınav sonucu benim akademik başarım anlamında onlara bir şeyler sağlayabileceğim anlamına gelmiyor. Onu ben karşıma aldığım zaman mutlu ya da mutsuz olduğunu anlamam lazım. Çocuk bana şunu diyebilmeli: öğretmenim, ben bugün çok mutluyum, bugün çok huzurluyum ve kendimi güvende hissediyorum diyebilmeli. Ya da kötüyüm ama iyi olmak istiyorum diye gelebilmeli. Evet, ya o farkındalık çok önemli. Çocuk eğer bir şeylerin farkında değilse, siz ona ne sunarsanız sunun asla mutlu olamayacaktır. Peki motivasyon hocam, hani şimdi eğitim koçluğu ayrı tuttuk. Evet. Motivasyonu ayrı tutuyoruz galiba. Evet. Şimdi koçluğu yaptık. Çocuğa rutin bir eğitim koçluğu yapıyoruz, veriyoruz, donatıyoruz. Ama motivasyon bunun neresinde olmalı? Motivasyon, biz eğitim koçluğunu yaptıktan sonra öğrencinin bu işi yapabilme isteği. Yani örnek veriyorum, çocuk matematiği sevmiyor. Genelde öğrencilerde öyle bir algı var. Biz o çocuğu matematik yapma isteğini uyandırmamız gerekiyor. Motivasyon yani burada değil. Aslında sevmiyor demek yanlış olur da, evet, motivasyonu eksik olduğu kesinlikle için öyle. O derse, yani sadece matematikleri sınırlamayalım da, evet, o derse konsantre olamıyor. Evet. O zaman burada devreye yine eğitim koçu mu giriyor? Konsantre edelim, motive edelim ve o dersi sevdirelim. Gerek eğitim koçu giriyor. Şimdi öğrencinin ilk başta nelere motive olduğunu ilk önce ailesi bilir tabii ki. İşte bir anne baba bir çocuğun neyle mutlu olacağını, neyle mutsuz olacağını daha iyi bilir. İşte burada anne baba ve eğitim koçluğu yapan kişiler bir araya gelip öğrencinin neyle motive olduğunu bulması gerekir. Böylelikle kişi de gerek derslerinde, dersleri ayrıcasında da diğer günlük yaşamında da daha iyi olacağını düşünüyorum hani motive olduktan sonra. Bu motivasyonu da tabii kurum içerisinde ya da eğitim sektöründe öğretmen sağlarken tabii bencesi bu. Anne babayla da diyalogda olup kontak kurup o evet, motivasyonu paralel tutmak lazım. Evet. Siz motivasyonu neyde tavan, okulda, eğitim kurumunda tavan yapıyorsunuz. Eve gidiyor, sen zaten beceremezsin, bu notla mı geldin bilmem ne, hani ya da x komşunun kızıyla kıyaslayıp x komşunun oğluyla işte aynı paralel tutmaya çalışınca sizin verdiğiniz emek komple çöktüğü gibi çocuğu da kaybediliyor. Hani burada galiba aileyle de iyi bir diyalog halinde olup, evet, kesinlikle eğitim ben kurumu, sözünüzü kesiyorum ama gelen bir bilime şunu söylemiştim. Eğer çocuğunuzun başarılı olmasını istiyorsanız ona şunu söyleyin: senin başarmak için, mutlu olmak için yeteri kadar nedenin varsa onun peşinden gitmelisin. Aslında bence en büyük motivasyon cümlesi bu. Çocuk şunu diyebilmeli: benim hayatta mutlu olmak için yeteri kadar nedenim var ve bunun çizelgesinde, hizasında çok rahat yürüyebilirim diyebilmeli. Şimdi ailelere bakıyoruz, istekleri hiç bitmiyor. Yani çocuk 90 aldıysa onun bir üstünü bekliyoruz, 95. Bırakın o 90'la mutlu olmayı bilsin. Evet. Doğal olarak o notla mutlu olmayı öğrenemediği gibi çocuk tabii bu sefer ki maddi manevi bir şeylerle mutlu mutsuz, olmamayı, hep huzursuz, yetersiz olmayı. Tabii ki. Ben buna her şeyi verdiğimde neden olmuyor? Aslında temelinde hakikaten notla, akademik başarıyla bağladığı evet, için çocuğu paralelinde de diğer handikapları yaşıyor. Ne kadar anlatsak da o zaman yine de başa dönüyoruz. Kesinlikle. Eğitim anne de hani bana göre kadın özellikle, tabii bana göre yanlış da yapıyorum, yapıyorsam özür diliyorum. Bir kadın eğer eğitilirse toplumu eğitirsiniz aslında. Aynen ya, özellikle böyle 10 yıl boyunca bir kadını eğiteceğiz. Evet. Doğal olarak her 10 yıl bir nesil demektir. Bir nesli kurtardığımızda devamında eğitimli nesil onun üzerine binecektir. Hı hı. Yani çocukla falan çok uğraşmaya gerek yok açıkçası. Erkekle de, onunla da, bununla da. Hani cins kotası gözetmemekle konuşuyorum. Evet. Bana göre kadını eğitmemiz lazım. Çocuk sahibi olmadan eğitmemiz lazım. Hamile olduğunda eğitmemiz evet, lazım. Doğurduğunda eğitmemiz lazım. Okul öncesi eğitmemiz lazım. Hani bu da yaklaşık 10 yıla tekabül ediyor. 10 yıl bu kadını eğittiğimizde hakikaten bir nesil yapar. Bir nesili eğittiğimizde de her gelen neyse düzenine koyacağı için
toplum kurtulur ama sonra onun dışında ne yapsak açıkçası... Hatayı zaten şurada yapıyoruz. Yani biz onları bir bütün olarak ele almayı unutuyoruz. Yani okul çatısı altındaysa sadece akademik başarıyla odaklı yaşıyoruz. Ama biz onları bir bütün olarak ele alsak, sosyal yaşantıları olsun, sosyal yaşantısındaki onun temel yapı taşlarını bir hissedebilsek aslında öğrencinin ruhuna, yüreğine dokunabilmek çok önemli. Evet. O yüreğe bir dokunabilsek, hepimiz birer eğitimci olarak onu bir hissedebilsek inanın neler çıkacak ortaya. Hissedebilen eğitimci de çok şey çıkarıyor. Tıpkı şu anda oturup kesinlikle bunu tasvir bir hale geldiğimiz gibi. Mesela anne babaların da yanlışlarından hani çocukların çok fazla üzerine gittikleri zaman hani evet, iyi anne baba olduklarını düşünebilirler. Hani çok fazla baskıyla. Ama aslında bu sefer çocuk hem derslerden hani eğitimden gereksiz bulabiliyor. Sürekli olarak baskı halinde. Bu sefer derslerinde düşük notlar alan öğrenci dışarı sosyal zamanlarında da evet, daha böyle kendini başarısız sayıyor. Çünkü motivasyonu düşüyor. Evet, çünkü aynen motivasyonu öyle düşüyor. Yani her insanın her yaş grubunda aslında gerçekten motive olmaya ihtiyacı vardır. Sadece öğrenciyle çocukları evet, sınırlamamak lazım. Evet. 40 yaşındaki, 50 yaşındaki hani hangi yaşta olursak olalım çok güzel olduğumuzu ya da bir şeyi çok iyi bildiğimizi ya da çok iyi yaptığımızı söylediğimizde hani hakikaten oneri oluruz. Bazıları abartmaz. Dolu başak eğilir mantığıyla bildikçe başını eğmeyi tercih etse de bazıları bunun motivasyonu abartsa da genel anlamda herkesin ruhunu okşar bu. Doğru tabii ki. Yani önce eksik yönleri görmek değil de hep deriz ya bardağın dolu tarafına bakmak. Şimdi en basit örneğini vereceğim. Öğrenci bir deneme getiriyor. Bakıyoruz kaç tane yanlışım var? Bunu sormak yerine bir doğrun var mı? Evet var öğretmenim. Ya da ertesi, kaç doğrun var? Evet. Yani ertesi gün ben sana inanıyorum, güveniyorum. İkinci bir doğruyu bana çok rahat getirebilirsin. Şimdi o çocuğun o yüreğinde hissettiğini bir anlayabilsek hep bunu söylüyorum. Yani Deniz Ülke Arıboğan'ın çok sevdiğim bir sözüdür. Öğrencinin önce yüreğine dokunun. Geri kalan her şey aslında ben hep safsata deriz ya, gerçekten öyle. Yani biz istediğimiz kadar konuşalım, istediğimiz kadar söyleyelim. Arkadaşlar çalışın, öğrenciler başarılı olmaya odaklanın. Önce sevmeyi öğrensinler. Evet. Sevmezseniz ne motivasyon gelir ne başarı. Aslında yaratılışın ya da yaşamın temeli sevgi. Tabii ki. Gayemiz bu. Yani sevmek, sevdirmek. Ben çocuklarıma hep şunu söylüyorum. Yüreğinize merhametiniz yoksa, sevmeyi beceremiyorsanız hiçbir zaman başarı beklemeyin. Çünkü bir yerde tıkanıp kalırsınız. Haklı olarak. Şimdi bu motivasyon hakikaten bunu anladık. Yani hayata motive olmak, konsantre olmak. Bu öğrencilerde, eğitimde hani motivasyon edilmiş, motive edilmiş öğrenciyle edilmemiş öğrenci arasındaki farkı? Özgüven. En büyük. Peki okulda eğitim kurumunda özellik motive edildi çocuk. Her şey donatıldı. Çok da özen gösteriyor kurum. Hepsini yapıyor. Ama evde yok ediliyor. Çünkü işte bu noktada şuna dikkat edeceğiz. Ne yapalım? Veli ile öğretmen işbirliği içerisinde çalışmalı. Ben şimdi öğrenciyi buradan dört dörtlük gönderiyorum. Gayet özgüveni yüksek, motivasyonu yüksek. Ama eve gidiyor, olumsuz bir ortam var. Anne baba sürekli tartışma halinde, çatışma halinde. Çocuğa sen sürekli sen yapamazsın, sen beceremezsin. Bak Ali senden daha iyi, Ayşe senden daha yüksek not almış diyorsanız kusura bakmayın. O çocuk aslında orada yok olmuş demektir. Yani hep söylüyoruz ya. İnsanları birbirine kıyaslamayın. Çünkü herkesin algılama şekli, hayata bakış açısı çok farklı. Peki o veli çok doğru, kendine göre çok haklı ve zaten bunları yapmadığını iddia ediyor. Ya da yaptığını i̇şte farkında değil. İşte biz diyorum ya hep eğitimci farklı olandır. Yani yanlışı kırandır eğitimci. Öğretmeniz demek çok kolay aslında. Ama öğretmen olduğumuzu her zaman şöyle hissettirmeliyiz. Ortada giden bir yanlış mı var? O yanlışı kenara itmeyi bileceksiniz. İşte öğretmenlik yani açıkçası budur. Açıkçası matematiği, fenini, Türkçeyi öğretirseniz olur biter. O bir şekilde yol alır. Hayatındaki yaşamı idame edebilmek adına görgü kuralları ya da işte bu olumlu, mutlu insan olmayı, evet, işte doğru oturup kalkmayı, düzgün konuşmayı öğretebiliyorsak hayatını izin tabii bırakırız ki, değil mi? Tabii ki, aynen öyle. Hani öğretmen dediğimizde hepsi komple girmeli. Öğretmenlikten ötürü eğitimci olmak lazım. Evet, tabii. Eğitim ve öğretimi ayırmak lazım orada. O zaman eğitim koçu genel anlamda bu mu yani? Bunu mu yapıyor? Yani kesinlikle. Onu hayata hazır hale getirmek diyelim. İstekli hale. Eğitim koçu çocuğu hayata hazır hale getirir. Onun yıllar sonrasında nerede olmak istediği konusunda bir ufuk açar. Çocuğun hayatına iz bırakır. Kesinlikle. Ama şu da yanlış algılanmasın. Ben şu an eğitim koçuyum diyelim. Bana bir öğrenci geliyor. Eğitim koçu sihirli bir değnek değildir.
sadece yol gösterendir. Kaldı ki çocuk alabiliyorsa tabii yol ki, gösterir. Tabii ki ama işte alamıyorsa yine diyorum ya, ona çocuğa dokunabiliyorsanız aslında her şeyi aşmış demeksiniz. Evet. Veliyle de iletişim bu noktada çok kuvvetli, yani güçlü olmak zorunda. Çünkü hep diyorum yanımızda, yakınımızda sevgiye muhtaç o kadar çocuk var ki aslında biz hepimiz birer insan olarak bu koçluk sistemini kendi üzerimize bir algılayabilsek. Anne baba da bir eğitim koçudur. Ama gelin görün ki biz toplum olarak hep diyoruz ki öğretmen şu hayattaki en büyük sorumluluk sahibidir. Ama biz bu anlamda eksiyiz. Yani geçmişten evet. geldik eksiyiz. Bu anlamda doyurulmadık. Çünkü ülkemizde bu hakikaten yok. Kaldı ki şehir küçüldükçe daha da az. Aynen o öyle. Zaman bunu bu saatten sonra starta basalım ve İşte koştuğu ya da bu anlamda artılı bir yaşama geçelim diyelim. Bu noktada bu saatten sonra öğretmenler iyi bir eğitim koçu olayım derse ya da anne baba biz de artık bu yaşamın ya da anne babalığın koçluğunu iyi yapalım derse ne yapması lazım sizce? Hani nereden başlamalılar? İyi bir tiyatrocu olarak bence işe başlamalılar. Yani şöyle söyleyelim. Öğretmen iyi bir aktör, iyi bir aktristir aynı zamanda. Eğer ki siz bu ben eğitim koçu olabilirim, iyi bir öğretim koçu olabilirim diyorsanız cidden önce kendinizi yenilemeniz lazım öğretmen olarak. Farklı olmanız lazım. Ondan sonra inanın her şey çorap söküğü gibi geliyor. Ben buna inanıyorum. Özkan Hocam bu noktada siz ne düşünüyorsunuz ama? Yani kesinlikle öncelikli olarak ikna etmemiz lazım öğrenciyi. Evet. Yani önce aileyi tabii ki ikna etmeliyiz. Hani bir işi başarabileceğini. Tamam, ikna ettik. Yeni bir oluşuma, yeni bir yola girmeye karar verdiler. Evet. Bu pozitif düşünebilen, motivasyonu güçlü insanlar olmayı becerebilen, kendi işlerinde yenilemeyi beceren insanlar olmaları için. Çocuğun dışa vurumunu bekleyeceğiz. Dışa vurum noktalarını bekleyeceğiz. Yani çocuk şunu diyecek bana. Öğretmenim evet biz sizle işbirliği halinde çalışıyoruz ama bakın ben de hayatımda bunları uygulayabiliyorum ve siz bunları benim hayatımda görebiliyorsunuz dediği an gerçekten bir adım atmış demeksiniz. Dışa vurum çok önemli bu noktada. Öğrenci de dışa vurum. Ben Özkan Hocam hatta hatırlarsanız hep derim ki drama çok önemlidir evet. eğitim hayatında. Yani oraya hep değinmemiz lazım. Özkan Hocam burası senin ilgi alanın. Ben bu konuda çok fazla konuşmak istemiyorum. Ayrıca drama eğitmeniyim. Daha önceden de böyle... Aktif olarak şu anda drama eğitmeniyiz. Evet. Aa güzel. Ayrıca da böyle eğitimde... Ona da değinelim lütfen. Bir ara şeyi de denemiştim. Öğrencilere kitap defteri bırakıp sadece sahne üzerinde tiyatro böyle kostümler giyerek konu anlatmayı denedik. Ve gerçekten çocukların fen bilgisinden gerçekten hoşlanmayan çocukları seçtim. Ve gerçekten fen bilgisine karşı isteklerin arttığını gördüm. Çünkü kostüm giyiyorlar, hepsi sahnedeler. Renkli renkli böyle şeyler. Ve gerçekten bununla beraber motive oldular ve başarıların da arttığını gördüm. Öğrenemeyen öğrenci yoktur. Yoktur. Motive edilmemiş öğrenci var. Kesinlikle. Motive edilmiş öğrenci ile edilmemiş öğrenci arasındaki farkı da çok rahat görebiliyorsunuz evet. Değil mi? Kesinlikle. Bu arada şeyi de söyleyeceğim. Ailelere de sözüm. Motive ederken şimdi bir dışsal motive bir de içsel evet, diyoruz. Evet sorularım içinde vardı. Buyurun lütfen. Evet ondan da bahsedeyim. Şimdi aileler motive edeceğiz derken şimdi çocuk mesela ders çalışsın diye çocuğa sana hediye alacağım. Sana hani şu kadar para vereceğim. Senin istediğini yapacağım derken hani bazen de bunların kötü sonuçlarını da düşünmeliler. Çocuk bu sefer tamamen para odaklı ya da hediye odaklı da düşünebilir. Ödül dozunda olmalı. Yani ödüllendirmeye geçebiliyor. Evet, yani o noktaya getirmemek bizim elimizde tabii ki. İster motivasyondan yemeyiz. Çocukların tamamen içinden isteyerek yapmaları gerekir. Yani o zaman ödül ceza sisteminde de yine bilinçli davranılır. Tabii. Kesinlikle. Sorarak davranılır. Olmalı ama bilinçli davranılmalı. Yani sen her şeyi başardığında sana şunu vereceğim demek kadar yanlış bir durum da söz konusu. Kesinlikle. Çünkü mesela velilerle konuşuyoruz diyorlar ki hocam öğretmen hanım ben daha ne yapabilirim? Diyorum ki ne yapıyorsunuz merak ediyorum. Ben işte şunu başardığı zaman şunu alıyorum. Hayır. Yani aslında ödülün bile şöyle bir noktası olması lazım. Cidden de çocuğu doyurduğu zaman, kendi doygunluk noktasına ulaştığı zaman diyebilmeli ki evet ben gerçekten bir ödülü hak ettim diyebilmeli çocuk. Ama biz o fırsatı sunmuyoruz ki onlara. Şunu başardın al sana ödül, şunu başardın al sana ödül. Bu yanlış. Yani çok bir yanlış. Çok yani büyük bu bir yanlış başarıların akabinde çocuk şunu demeli değil mi o zaman? Sizin söylediklerinizden şunu çıkarıyorum. Anne baba ben bak bu kadar emek veriyorum, uğraşıyorum. Evet. Tamam kendim için uğraşıyorum ama güzel sonuçlar. Sonuçlar ikimizi de hepimizi de mutlu ediyor. Benim şu da hakkım olmalı değil mi? Tabii diye bir ki. Teklif getirmeli. Evet. Buna rağmen bile yine bence veli burada atlamamalı. Yani evet tabii ki değil de olabilir. Neden olmasın düşünülebilir. Üzerinde konuşulabilir. Evet yani biz şeydir böyle özellikle anne babalar çok yoğun çalıştığında
Özellikle anne çalıştığında çocuğun eline ver 3 kuruşu, 5 kuruşu. Kendi vicdanını rahatlatmak için sürekli parayla, pulla, hediyeyle olayı organize ediyor ve vicdanını rahatlatıyor. Çocuktaki yarattığı handikapın farkında değil tabii. Evet. Bunun üzerinde de hani bu da bir sıkıntı, ayrı bir durum. Sonuç itibariyle yine başa dönüyoruz. Anne baba eğitilecek. Kesinlikle. Ama işte belli bir yaşa gelmiş bir insanın bu anlamda... Zincirlerini kırmak çok zor ama dediğim gibi işte elimizden gelen fazlasını yapmak zorundayız. O zaman kitap okumayı mı tavsiye edeceğiz? Ne yapalım? Biz ne yapalım? Kitap okuyacağız ve gerçekten Veriye. Büyüyen... Tabii ki belli de okumalı. Ya aslında rol model diyoruz ya. Ben şimdi çocuğa sürekli diyorum ki çocuğum kitap oku ama ben okuyor muyum? Ben okumadıktan sonra siz kuru kuru çocuğum kitap oku demenin hiçbir manası, hiçbir anlamı yok. Orada televizyon açık olacak ve sen çocuğu o koltukta bırakıp diyeceksin ki evladım kitap oku. Çocuk sana şu soruyu dese haklı. Baba sen ne yapıyorsun? Ya da i̇şte gelin aynen öyle. Hiç. Onların iç dünyası çok farklı, çok gizemli. Yani o iç dünyayı zaten çözemiyoruz. Onu bir çözebilsek biz hem başarıyı yakalayacağız hem de onların ciddi anlamda her noktadaki doyumlarını yakalayabileceğiz. Ama bakıyoruz yani... Biz çocuklar aslında bir sorunmuş gibi davranıyoruz. Evet. Sorunmuş gibi davranıyoruz. Yani çocuğun en basitini söyleyelim. Derste oturma tarzı. Çocuk diyor ki öğretmenim ben şu şekilde oturmayı seviyorum. Ya da bacak bacak üstüne atarak oturmayı seviyorum. Ama bize baktığımız zaman toplum olarak sen saygısızsın. Ben buna katılmıyorum. Çünkü bir çocuğa siz sürekli 40 dakika boyunca dersi dik oturarak dinle, sağına dönme, soluna dönme diyerek sürekli komut verirsen o çocuğun dikkati zaten hiçbir zaman derse, akademik bilgiye odaklanmaz. Her İşine zaman bakama. Şuna bakar. Ben dik oturmalıyım çünkü bana bir emir geldi. Evet. Ondan sonra bunu diyoruz ki niye mutsuzlar, cezadır. Niye mutsuzlar? Mutlu olmalarını beklemeyelim. Çünkü onlara bir robotmuş gibi davranmaktan vazgeçmemiz lazım. Hep diyorum evet öğrenci ama benim gözümde hepsi birer birey, yetişkin birey. Onların motivasyon sözcüğü aslında bu olabilir. Yani siz tamam kalıplaşmış standartlar ölçüsünde evet öğrenci terim içerisindesiniz ama siz birer yetişkinsiniz, bir bireysiniz. Bizim size ihtiyacımız var dediğiniz an o kadar kendilerini diyorlar ki evet ya ben çok güçlüyüm. Yani onların yani büyüklerimin, öğretmenlerimin, velimin, ailemin her şeyimin bana ihtiyacı var diyebilmeli çocuk. Ya ben hep gerçekten Avrupa'daki eğitim sistemine imrenerek bakıyorum. Şu var ya adamlarda, öğrenciyi klonlaşmış bir robot gibi görmüyorlar. Öğrenci kendi araştırabilen, kendisi önüne koyduğu materyali, ben bunu yapabilirim, bundan şunu çıkarabilirim diyebilen güçte hissediyor. Özgüven. Çünkü öğretmen bir kılavuz orada, bilgi veren değil. Özgüveni yerinde, kendi duygularını, düşüncelerini ifade edebilen, çok küçük yaşlarda birey olmaya yolunda götürülen. Çünkü eleştirilme korkusu yok. Yok. Yok yani şöyle bir şey var. Yanlış bir şey yaptığımda öğretmenim en fazla bana yol gösterebilir. Tekrar yeni bir yol çizebilir diyebilir. Evet. Aile de yani ben biraz bu konuda sadece eğitim kurumuna değil aileyle paralel tabii. düşünüyorum. Çünkü hakikaten tamam vaktinin büyük bir kısmını eğitimde okulda geçirmekle birlikte şimdi okuduğu mevcut sabit okulu var. Bir de artık böyle işte dershane tarzı, etüt tarzı bu evet. anlamda destek kurumlar var. Doğal olarak evde vaktin dışında çoğu vaktini dışarıda geçiriyor. Lakin dışarıdaki topladıklarını götürüp bunu hakikaten hazmettiği bir yer var. Bu da ev. Yani tamamen dışarıdakilerle yaşama şansı var. Bunu yapmayan yok mu? Tamamla yetinebilen çocuk da var ama hani bana göre evdeki ortam anne babanın sağlayacağı istikrar çok daha önemli. Yani çocuğa ben şuna çok dikkat ediyorum. Şimdi bakıyorum okuldan çıkıp geliyorlar yanımıza işte kurumumuz olarak. Hep diyorum ki nefes aldınız mı bugün? Çünkü sizin nefes almaya ihtiyacınız var. Önce bir nefes alın. Bir oh be deyin arkanıza yaslanın. O gücü bir hissedin kendinizde. Eve gittiğinizde de huzurlu bir şekilde gidin. Ama öğrenci işte ikileme düşme noktası yaşayabiliyor. Çünkü geldiği kurumda çok mutlu ama eve gittiği zaman sıkıntılar var, problemler var. O nefes alışverişi tekrar bir düzensizleşmeye başlıyor çocuğun. Yani o yüzden dediğiniz gibi öğretmen... Ya da tam tersi de olabilir. Beni, yani okul, evde her şey çok güzeldir. Kurum işte okulunda mutsuzdur. İşte, öğretmeniyle mutsuzdur. Bu da aynı şey geçer. Tabii ki. Yani öğretmenlerin bu konuda çok profesyonel davranmaları lazım. İşini çok iyi yapması lazım. Çünkü bizim mesleğimiz hata kabul etmiyor. Yani hep söylerim şunu. Bir doktor hata yaptığı zaman bir kişiyi öldürür. Bir kişi. Ama biz bir hata yaptığımız zaman tüm bir nesli öldürüyoruz. Ve hiçbirimiz bu hakka sahip değiliz. Ben böyle bir hak görmüyorum kendime. Özkan Hocam siz görüyor musunuz? Hayır.
Siz keza aynı yok. Şekilde. O yüzden biz böyle bir hakka asla sahip olamayız. Evet. Peki olumsuzluk halinde Özkan Hocam, yani örneğin öğrencinin olumsuzluk halinde durum, ne bileyim, somut olabilir ya da sınıfçı saygısızlık olabilir ya da ders ihlali olabilir. Böyle bir olumsuzluk halinde öğrenci ya rehberliğe iner ya da işte bahsettiğimiz gibi öğrenci koçuyla muhatap olunur. Böyle bir durumda yapılması gereken en olumlu eylem ne olmalı? Şimdi yapılması gereken önce çocuğu ikna ve izah yöntemleri vardır. Önce bunları yapmamız lazım. Yani neden bunu yapmalıyız? Çocuğa önce izah etmeliyiz. Hani büyüklerimizin dediği nasihat olayına geliyor biraz. Çocuğu ikna etmeliyiz. Hani neden bu şey önemli, bu olay? Büyükleriniz için de aslında geçerli bu. Sadece öğrenci olarak değil. Bir insan bunu neden yapmalı? Önce kendini inandırması lazım. Önce inanması bir hikaye lazım. Anlatacağım bununla ilgili. Lütfen. Kim Milyoner Olmak İster diye bir yarışma vardı. Hepimiz izliyoruz. Orada bir tane çöpçü Ahmet katılmıştı. Orada 15 milyarlık borcu varmış, 15 bin liralık. Orada 30 bin lira kazandı. İşte böyle edebiyatla ilgili falan sorular bildi. İşte nereden bildiğin gibi sordular. Çöpte bulduğu kitapları okumuş. Ve bununla 30 bin liralık ödülü kazanmış. Hani gerçekten bir insan kendini ikna ettikten sonra... Okulda ne okursan oku denir ya. Evet. Evet. O eline geçer. İnsanın önce kendini ikna etmesi lazım. Kendini bilmeli. Evet. O gerçekten çok etkilemişti bu hikayeyi. Doğal olarak çocuğa da bu olumsuz davranış ya da hal neyse mevzu, bu mevzuyu hani neden için kavramıyla çıkıp nasihatimizi yapıp bir daha yapmamız konusunda tavsiyelerde bunu sınıfına mı çıkarıyoruz? İkna ediyoruz. Çünkü yapmamız. Nasihatı çok fazla kabul etmiyorlar. Evet. Yani onların dualarında öğretmenim siz her şeyi biliyorsunuz ama uygulayabiliyor musunuz sorusu çok fazla yatıyor. Ve biz onlara ne kadar sen şunu yapmayacaksın, sen bunu yapmamalısın dersek o kadar ters dönüt alıyoruz onlardan. Hocamın dediği gibi aslında onların yaptığı davranışın yanlış olduğunu görmeleri için bir ortam sunmamız lazım. Empati yeteneği. Eğitimde empatinin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani hocam, yerinde lazım. Kesinlikle. Evet, yani empati yeteneği gelişmemiş bir öğrenci zaten gerçekten hayatın ileri aşamalarında çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Ve ben öğrencinin hatasını hiçbir zaman yüzüne vurmaktan hoşlanmıyorum. Ve hiçbir zaman da 3 yıllık, 4. yılıma girdim eğitim hayatımda, meslek hayatımda. Bir öğrencimin yüzüne hatasını vurduğumu hatırlamıyorum. Her zaman kenara çekmişimdir. Bak bu durumda sen olsaydın ne yapardın? Sonra çocuk düşünüyor. Yani belki o an sizden özür dileme gereksinimi duymuyor ya da arkadaşından. Ama ertesi gün mutlaka o özrünü diliyor. Ve bir daha yapmamak için kendini şartlandırıyor. İşte profesyonellik bu noktada ortaya çıkar burada bence. Burada evet. Bir de bir çocuk hali vardır ki ya da bir çocuk tipi vardır ki kurumu ailesini kuruma kullanır hale gelmiş artık. Bu nasıl psikoloji ise yalan konuşarak işte o evde kurumun sırtına basar yani okuduğu okulun okulu da ailesinin sırtına basar. Bu da aşikardır ortada. Böyle bir durumda ne yaparsınız, ne yaparız? Biz genel olarak zaten Yasemin Hocam da ben de kendi danışman öğrencilerimize sürekli olarak en az haftada bir kere ailelerle zaten iletişim halindeyiz. Böylelikle zaten öğrencilerin ne yaptığı, ne ettiğini sürekli olarak kontak halinde olduğumuz için. Ama biliyorsunuz yalan konuşuyor. İşte yargılamamak çok önemli bu noktada. Aslında o çocuğun siz yalan söylediğini biliyorsunuz ama siz ben buna karşıyım. Hiçbir zaman da uygulamadım. Sen bana yalan söylüyorsun cümlesini kullanmamalısınız. Nedenini araştırmak lazım. Nedenini araştıracaksınız ve nedenini araştırdıktan sonra siz ona çözüm bulmak zorundasınız. Yani bir doktora gitmeden önce öğretmen olarak çözümü siz bulmak zorundasınız ve anında veliyi arayıp bakın çocuğumuzun bu problemi var. Gelin biz bunu beraber halledelim. Eğer baktık işin içinden çıkamıyoruz. Yani ciddi anlamda bir hastalık boyutu olmuş. Evet. Ne yapacaksınız? Haliyle bir tıp biliminden, bir uzmandan, psikiyatrdan ne yapacaksınız? Yardım alacaksınız. Evet. Bunun ötesi olamaz. Ama dediğim gibi çocuğa sen yalancısın, sen yalan söylüyorsun dediğiniz an o çocuğu kaybedersiniz. Kaldı ki zaten içinde bulunduğu eğitim kurumunun oluşturduğu ya da var ettiği bir alışkanlık olamaz. Bu yine temeline iner. Bulunduğu ortam, aile ya da yaşadığı bir takım travmatik durumlar. Bunların hepsi bir sebep olabilir. Tabii diyorum ya onların iç dünyaları gerçekten çok farklı. Yani hepsinin ben onlara gizil dünya adını veriyorum çocuklarımıza. Gizil dünya onlar. Yani yüreklere dokunabilmek derken Deniz Ülke. O yüzden bu sözü ben çok takdir etmiştim.
yüreğe dokunduğunuz zaman gizli dünyalarına iniyorsunuz. Onların yalan söyleme isteklerini geri plana atıyorsunuz. Bütün olumsuzlukları onların hayatından çıkarmış oluyorsunuz aslında. Arzu etmediği halde bunu yapmak zorunda olduğunu hissediyorsunuz, evet, ya da duyuyorsunuz. Evet, evet. Ya da onların, evet, küçük dünyalarında kocaman bir yer alıyorsunuz falan. Çok fazla. Evet. Hakikaten o... Aslında lafınızı biliyorum. Evet. Yalan söylemeyi de yine bizler ya da aileler... Tabii ki. Çünkü küçük çocukların ben yalan söylediğini sonradan kazanıyorlar, yalan söyleme alışkanlıklarını. İlk başlarda böyle bir alışkanlıkları yok. Evet. Çocuklar yetişkinin aynasıymış. Yani evet. Bu ister anne baba diyelim, ister eğitimcisi diyelim. Evet. Bu değişir tabii ki, yetişkinin aynasıdır. Buna sebep de toplumsal olarak da, hani benim çocuğum yok ya da var olarak da bakmamak, hı hı, lazım. Toplumsal olarak da birilerine, hiç bilmediğimiz birilerine bile doğru örnek olmak adına hakikaten her yaptığımıza dikkat etmemiz lazım. Evet. Şu küçük bir kağıdı ya da atarken, hani, benim zaten çocuğum yok, kötü örnek, iyi örnek mantığına gütmemek lazım. Kesinlikle. Ya da ben dürüst olayım, hani kendi için işimi yaparken tamam, dokunduğum çocuk ya da eğittiğim çocuk kendi çocuğum değil ama baktığımda bunlar iyi büyürlerse, sağlıklı büyürlerse, tabii, güzel büyürlerse benim de çocuğum var. Gün gelir aynı okulu okurlar, gün gelir aynı üniversiteye giderler, evet, gün gelir aynı kafede otururlar ya da gün gelir aynı ortamın zevkini yaşarlar. Doğal olarak ben genel anlamda her insan bunu yaparsa, elinden geleni yapıp birilerine faydalı olmaya çalışırsa, evet, doğal olarak toplum, nesil güzel olur. Mutluluk zaten otomatikman gelir tabii ki. Paylaştıkça bir şey güzelleşir, güzel olan gerek şeyler kalmayacaktır. O yüzden herkes hakikaten elini cebine altına sokarsa, evet, birazcık oynatırsa cebine çok atacaksın, iş olur. Ama adam sen de cili oynarsak bu da ayrı bir sıkıntı. Ama ben ülkemizin eğitimiyle alakalı açıkçası umudum güzel. Bir şeyler yolunda gittiğini düşünüyorum. Evet. Ülkeden ziyade de orduya baktığımızda da, orduya da baktığımda işte özel kolejler ya da bununla alakalı veli alakası, eğitim kurumlarının veliyle olan diyalogları, işte aile ziyaretleri yapan kurumlar, evet, kurumların aileyle gerçekten telefon bağlantılarının, evet, aktif oluşu, veli eskiden hani tam devlet kurumlarıydı ama bir veli bir öğretmenle konuşabilmesi için yani öğretmen okula ilah gelmesi gibiydi. Lazım. Aynen öyle bir şimdi. Yani okulu bir ziyaret etmesi lazım. Okulda bir çalması lazımdı. Sıkıntı, evet, ama şimdi öyle değil. Tam tersi, okuluna gelen, ziyarete gelen, öğrencisini soran veli kıymetli veli. Tabii. Yani bu çocuğuna değer veriyor ve takip ediyorsa arkadaşlar deyip öğretmenler hep bir koldan, aynı koldan sahip çıkıyor. Yani bildiğiniz düşmüş, eğitim olarak da motivasyon olarak da %100 düşmüş çocuğu, hı hı, hep birlikte her koldan kaldırıyorlar. Bu da bir gerçek. O yüzden önce anne baba, sonra da eğitim kurumu, hep birlikte omuz omuza yürüyecek bu iş. Şeyde mesela Ordu ilinde eğitimle ilgili güzel şeyler oluyor derken, mesela bir valiyle görüşmek de çok zordur, öyle değil mi? Ama tabii, mesela bizim Ordu valimiz İrfan Balkanoğlu'na da çok teşekkür ediyoruz buradan. Evet, saygılarımızı mesela sunuyoruz. Biz dedik ki köylerde mesela tiyatro olayı o kadar sıcak baktı ki, bizleri mesela benim tiyatro grubum vardı. Onlarla bizi bu sene bütün köy okullarına gönderdi. Oralarda hiç tiyatro ile tanışmayan çocukları tanıştırdık. Bu da bir eğitimdir sonuçta. Tabii ki. Tabii. Aslında geleceğim konulardan biri de bu. Eğitim sadece, evet, matematik, Türkçe vesaireden mi olmalı? Ya dört duvar arasında vermiyorsunuz ki. Yani öğretim hayatı da aslında aynı şey. Yani biz eğitimde, öğretimde, hayatın içinde yaşıyoruz. O kapıyı kapattığınız an, tahta başına geçip ders anlattığınızda, evet ben iyi bir öğretmenim ve burada dinleyen öğrencilerim var, bunlar gelecek vaat ediyorlar diyemezsiniz. Önemli olan o kapının dışına çıktıktan sonraki hayatı gözlemlemeleri. Çünkü dünya o kadar hızlı değişiyor ki ayak uydurmamız lazım. Bizim de onların da. Evet, komple büyütmemiz lazım. Tabii ki. Çocukları. Tabii müzikleri, ki. Sanat, yine daha sadece erkek kendi haftalarda. Ülkeleri, kendi dünyaları, kendi yaşam alanları değil. Çok algıların açık olması lazım. Daha belki haftalarda yine bu anlamda böyle sanata endeksli bir program yapmıştık. Çocuklarımızın hani işte ders konusunda sanatsal, işte danstı, folklordu, oydu buydu da olmalı. Hani şu anda böyle yetişkine baktığımızda çok iyi bir doktor ya da çok iyi bir mimar ya da çok iyi bir öğretmen tek kalıp olması açıkçası onu çok yetmiyor. Sadece bulunduğu alanda dönüp duruyor. İyidir, iyidir, evet. Ama her anlamda komple olursa iletişimi, sosyalliği, işte sosyal aktiviteleri, komple bir insan olduğunda her, evet, anlamda tabii. Dolu başak eğilir mantığıyla öğrendikçe dolduğunu, bilgilerini aktarmayı becerdiğini, yani
toparladığımızda komple insan olduğunda güzeldir. Evet. Çocuklarımız o zaman komple büyütmeye özen göstermek kesinlikle, iyidir. Kesinlikle, kesinlikle. Bir çocuğu ders çalıştırarak doktor yapabiliriz. Ama evet, o çocuk doktor olana kadar el becerilerini geliştirmeyiz. Mesela herhangi bir aktivitede bulunmamıştır ya da insan sevmemiştir. Hayvan sevmemiştir. Hayvan sevmemiştir. İletişim mi zayıftır, selam veremiyordur, alamıyordur. Bunlar evet, ciddi bir öğretidir yani. Kesinlikle. Bir meziyettir. Hani çok düz gibi gözükse de hani bir insan komple olsun. Hani evet doktor olsun ama bu hepsini yapsın. Ya da evet öğretmen olsun ama hepsini yapsın. Tek bir kulvara, tek bir yöne götürdüğümüzde varır, mesleğini alır, diplomasını alır ama yetersiz, altı boştur. İşte. Aynen altı öyle. Boştur. İşini de halledemeyecektir. Kompleksli bir insan haline gelecektir. O yüzden küçük yaşlarda çocuklarımızı, buradan annelere de seslenmek lazım açıkçası. Çocuklarımızı işte aman dersinden kalıyor, futbola göndermeyin. Aman dersinden kalıyor, baleye, müziğe, ona buna göndermeyin. Lütfen enstrüman çaldırın. Lütfen spor kulüplerine gönderin. Sporlarını yapsınlar, müziklerini yapsınlar, şarkılarını söylesinler, sokak oyunlarını oynasınlar. Ama yine derslerini de yapsın. Hani sonuç itibariyle komple çocuklar büyütmek... Aslında şunu bilsinler. Sahip oldukları en değerli şeyin yaşam olduğunu bilsinler. Yani ders, akademik başarı, aldığın not, her neyse bunlar arka planda. Önemli olan nefes alabiliyorsun ya, yaşamın tadına varsınlar. Çılgın olsunlar ya. Yere geldiği zaman yetersizliklerini kutlasınlar. Başarısız olduklarında evet ben bugün başarısız oldum diyebilmeyi... Lakin ama şunu öğrendim. Akabinden artı tarafını görmesi lazım. Ya tabii ki ama dediğim gibi her zaman şunu odaklı da büyütmeyeceğiz çocuğu. Her zaman iyi olacaksın. Her zaman başaracaksın. Hayır. Yere geldiği zaman o mutsuzluğundan ders almayı bilsin. Mutsuzluğundan bir mutluluk çıkarsın kendine. Başarısızlığından bir mutluluk çıkarsın. Evet. Yani diyorum ya önce yaşamı sevsinler. Yaşamayı sevdikten sonra gerisi çorap söküğü gibi geliyor. Toplum içerisinde iyi bir doktor olur, çok iyi bir sosyal ilişkileri güçlü bir insan olur, merhamet duygusu çok yüksek bir insan olur. Ama yaşamayı sevmeleri çok önemli. Peki Özkan Hocam veya Semin Hocam, ciddi ciddi güzel bir keyifli motivasyon, eğitim, anne baba hepsini dedik. Tablet, bilgisayar ve telefon. En büyük düşmanımız. Bunların motivasyonda, eğitimde, mutlulukta, başarıdaki etkilerini bence konuşalım. Yani şimdi şöyle bir şey var. Teknoloji çağındayız. Onları tamamen teknolojiden uzak tutamayız. Ya böyle bir hakka da sahip değiliz ama... İstesek de beceremeyiz. Aynen öyle ama her şeyin bir dozu var. Her şeyin, her şeyin bir kotası olmak zorunda. Yani 24 saatlik bir zaman diliminin siz 24 saatini bilgisayar başında, televizyon karşısında geçiriyorsanız geçen zamana vahlar olsun. Şimdi çocuklar eğer otokontrol sağlanmazsa tabii, bunu yapıyor sonuçta. Evet. Aynen öyle ve onu yani çok güzel bilgisayar bağımlısı bildiğiniz diğer bağımlılıklar gibi bilgisayar bağımlısı ve bilgisayar bağımlılığından kurtarmaya çalıştığım, destek verdiğim ya da işte yardımcı olduğum insanlar var. Bildiğiniz tedavideyiz. Bilgisayar bağımlılığından kurtarıyorum. Ben bu noktada birkaç öğrencimi kazandım biliyor musunuz? Mümkün kazanılıyor. Gerçekten. İşte okulda çok mutluyum. Vicdanım çok rahat. Yani genel anlamda hani bir izleyici kitlemiz varsa, bir takip ediyorsa bu süreci takip etti. Hani bu tablet, bilgisayar ya da işte teknoloji. Çocukların hayatında sizcesini tabii soruyorum. Doğrusunu tartışılır. Sizce ne kadar olmalı, neresinde olmalı? Şimdi aileler genelde şöyle başlatıyorlar çocukları bağımlılığı bence. Hadi bak sus, telefon verelim. Git bak biz burada bir şey konuşuyoruz. Al başını. Al telefonu da git şurada oyna. Aynen veli kendini rahatlatmak için bir araç evet, olarak bilgisayar oyun alalım, PlayStation alalım. Orada oynasın, bizi rahat bıraksın. Direkt bu mantıkla başlatıyoruz. Evet. Ondan sonra çocukların da neden bağımlı oldu? Hadi bırak şimdi telefonu. Biz bağımlı yapıyoruz. Ondan sonra biz bırakmasını istiyoruz. Ders vakti geldiğinde yani ilk öğretim 1-2 başladığında... artık ders vakti, hadi bir bırakma vakti. Evet. Ama çocuk bağımlı olmuş. Çocuk ki. Bağımlı olmuş. Evet. Çünkü çocuk dışarıda oyun oynamadı. Mesela bizde de vardı. Sokakta oynama bağımlılığıydı belki de. Ama en azından mutluyduk hocam. Yani sosyal ilişkilerimiz sağlandı belki değil mi? Belki onlar da mutludur. Onu bilmiyorum. Ben şimdi, teknoloji, yani hocam şöyle bir şey var şimdi düşündüğünde. Tablet elini alıyorsun. Bakıyorsun saatlerce. Ne okuduğunu belki bir an sonra analiz etme noktanı da kaybediyorsun. Bir kitap okumalar falan bile buraya şey geçmiş tabii hocam. Tabii ki. Yani. Evet. Ödevi artık tabletten yapıyor. Yani bilmiyorum. Gerçekten çok büyük bir sancı, kanayan bir yara. Ama dediğim gibi bunu işte öğrenciye doğru bir şekilde aktarmamız lazım. Atıyorum 2 saat ders çalıştıysan senin yarım saatlik bir tablette takılma mı diyoruz artık? Öyle bir şansın var. Ama bunu yarım saat 30 dakika, 31. dakikaya geçmemeli. Bu konuda ben ailenin tutumuna
gerçekten önem veriyorum. Aile bu konuda çok gaddar davranmalı. Evet, istikrarlı. Çocuklarımdan beni affedin ama anne baba bu konuda evet. çok gaddar davranmalı. Onların iyiliği için istikrar ama. İstikrar karşılıklı olursa, otorite disiplin karşılıklı olursa güzel olur. Aynen evet. öyle. Yoksa ben istediğim kadar şunu söyleyeyim çocuklarıma. Bakın hiçbir şekilde evde tablet kullanmayacaksın, bilgisayar kullanmayacaksın, senin sorumlulukların var. Dedim, durdum, onu evine gönderdim ama anne baba, çocuğum hadi ödevini bitirdim, al sana tablet, ödül gibi. Yani ödül vermek istiyorsan başka şeyleri verebilirsin ona. Hadi gel sen de bir yarım ne saat verebilir? Evet. Yarım saat kitap okuyalım karşılıklı diyebilir. Ya da bir tartışma ortamı yaratabilirler. Ya da dışarı sokağa çıksınlar, doğaçlama geçsinler. Aynen öyle. Yemek yapabilirler birlikte. Evet, birlikte. Kesinlikle. Evet, yemek mutfak ciddi bir şey motivasyonmuş evet. hakikaten. Doğru. Bilim adamları satma. Tarafından da onaylanmış bir gerçek. Ama tabii mutfak bu kadar iyi geliyorsa kadından mutfakta ömrü geçiyor. Çok mutlu bir o kadar da evet, çok mutlu olmaları lazım. Demek ki yine de onu yapıp çıkmak lazım. Mızlanmayı seven cinsleri demek ki. Bence de şimdi tam motive oluyorum, hadi mutlu oluyorum, stres atıyorum. Gideyim mutfakta pişireyim deyip çıkılırsa güzel. O sonrasında kendi kap galiba yapı yaratan mutluluğu tölere edip yok ediyor. Belki şöyle de olabilir. Yemek yapma zorunluluğu insanı üzgün yapabilir. Evet. Ama her işin zorunluluğu. Evet, evet zorunlu olarak yaptığımız her iş zaten bizim sırrımız. Açıkçası ben hakikaten mutfağın iyi geldiğini kendimde yaşıyorum. Yani her ne kadar olursa olsun sonrasındaki çıkan düzensizliği, pisliği vesaire olsa da evet yemek yapma zorunlu olan bir anne ya da eş olsam da hakikaten mutfakta geçirdiğim vakitten keyif aldığımı hissediyorum. Ve o sonuçlarındaki dönütler keyif verdiğini görüyorum hem çocuklarımda hem eşimde. Sonuç itibariyle evet mutfağı tavsiye ediyorum. Evet. Özkan Hocam veya Semin Hocam bir programın daha sonuna geldik. Çok keyifli bir programdır. Teşekkür ederiz. Seyircilerimize veda etmenizi istiyorum. Özkan Hocam buyur. ben son olarak bir özet söyleyeceğim sadece. Başarısız öğrenci yoktur. Motive edilmemiş öğrenci vardır dedik. Yani gerçekten çocuklarımızı motive edelim derken daha çok böyle hayattan koparmamamız gerekiyor. Sadece bunu söylemek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yeşim. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. Teşekkürler. Ben de son olarak şunu söyleyeceğim. Çocuklarım siz bizim için kıymetlisiniz. İster başarılı olun ister başarısız. Ben şuna inanıyorum. Siz mutluysanız her şeyi başarabilirsiniz. Sizin hayatınızda başarısızlık diye bir kavram yok. Kendinize inanın ve kendinize güvenin. Sağlıcakla kalın. Çok teşekkür ediyorum. Yine ayaklarınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Evet değerli Kanal 52 izleyicileri, bir programın daha sonuna geldim. 15 gün sonra yeni farklı konuklarımla yine başka bir konu başlığıyla karşınızda olacağım. Konuklarıma çok teşekkür ediyorum. Konu başlığı çok keyif vericiydi. NLP uzmanı olarak motivasyon, konsantrasyon vesaire derken zamanın nasıl geçtiğini anlamadık. 15 gün sonra karşınızda olmak dileğiyle saygılarımla.